lekesiz, pürüzsüz, daha sıkı bir cilt için çok güzel bir maskemiz var. Aloe vera kullanıyoruz. Hindistan cevizi yağı ve bir de limon kullanarak çok daha pürüzsüz, sağlıklı, sıkı bir cilde kavuşuyoruz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir dal aloe vera kestim ve bu şekilde bir 5-10 dakika bekletiyorum. Çünkü içerisindeki o sarı sıvıyı akıtmamız lazım. Bir peçeteye bakın bu sarı su bu şekilde çıkıyor. Çünkü içerisinde fazla oranda lateks olduğu için cildinize tahriş yapabilir, alerji oluşturabilir. Yan kısımlarını bu şekilde soyuyorum. Ortadan ikiye kesip jelini çıkartıyorum. Peki aloe vera jelinin cilde faydaları neler? Amino asit, mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. B1, 2, 3 ve 6 gibi önemli vitaminler en başta olmak üzere bu bitkinin içerisinde toplamda 12 adet vitamin mevcut. Aloe vera güneş yüzünden meydana gelen lekelerin hafiflemesini ve yok olmasını sağlıyor. İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde kolajen bir etki göstererek yaşlanmayı geciktiriyor, cildi çok güzel nemlendiriyor. Hindistan cevizi yağının faydaları ise cildi korur, enfeksiyonları iyileştirir, gözaltı şişliklerini alır, cildi sıkılaştırır ve kırışıklığı önler, cildi nemlendirir, yumuşatır, cilt yağını dengeler, akne ve sevilceyi önler. Toplamda bir yemek kaşığı aloe vera jelini aldım ve yarım tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ile cam bir kasede güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi limon kullanacağım bu şekilde limon orta kısmından soyuyorum kabuğunu çıkartıyorum arkadaşlar. Peki limon cildimize ne gibi faydalar sunuyor? Sivilceleri kurutuyor, lekeleri ve kararmaları iyileştiriyor. Siyah noktaların oluşumunu önlüyor. Ciltteki yağ oranını dengeliyor. Çatlakları hafifletiyor. Peeling etkisiyle cildimizdeki ölü deriyi atıyor. Bir tatlı kaşığı limon suyunu da ekledikten sonra bu şekilde yarım limonumu hazırladığım tarifin içerisinde bir 5-10 dakika buzdolabında bekletiyorum. Böyle çok daha etkili oluyor. Sonra temiz cildime maskemi bir güzel limon yardımıyla sürüyorum, masaj yapıyorum. Bu şekilde tüm maskeyi cildime uyguluyorum arkadaşlar. Tabi kalan maskeyi de ellerimize sürüyoruz. Tek kullanımlık bir maske o yüzden az ölçülerde yapıyoruz. Taze taze yapıyoruz arkadaşlar. Ellerimize ve yüzümüze koltuk altına da uygulayabilirsiniz. Oldukça etkili kararmaları çok güzel giderecektir. Bu şekilde bütün maskemi bitiriyorum ellerinize de ve özellikle ayaklarınıza topuklarınıza o kadar iyi geliyor ki bu maske lütfen topuklarınıza uygulayın ve süreyi biraz daha uzun tutabilirsiniz uyguladıktan sonra bir 10 dakika bekliyorum tekrardan tüm yüzüme aşağıdan yukarıya doğru masaj yaparak maskeyi iyice yediriyorum hemen yıkamak yok maskeyi bir güzel yedirelim masaj yapalım kırışıklıklardan çizgilerden kurtulalım lekelerimizi açalım cildimizi daha sıkı, daha ferah hale getirelim. Daha sonrasında yüzümüzü yıkıyoruz. Kuruluyoruz ve ihtiyaç duyuyorsanız tekrardan bir nemlendirici sürebilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Aloe vera yapraklarını tabii ki atamadım gene kıyamıyorum. Onları hem yüzüme hem göz altlarıma sürüyorum. Tekrardan bir nemlendirme sağlamış oluyorum. Bu uygulamadan ben çok memnun kalıyorum arkadaşlar. Siz de haftada 2 veya 3 kere kullanarak çok daha sağlıklı güzel bir cilde kavuşabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.